fotoğraf tabii ki fotoğraf gerçektir. Kimya izin verdiği ölçüde gerçektir. Yani yaprakçık olarak gerçektir. Tabii ki, tabii ki. Yani o kim bir gün mesela işte renkli fotoğraflar 8 yılda solabilir. Bu fotoğrafın olayına dahildir. Yani onun renginin 10 yıl sonra değişmesi fotoğrafın şeyine dahildir. Kendi gerçekliğine tabii dahil. Kendi gerçekliğine dahildir. Onu çok protect etmek, çok sabitlemek onu daha farklı bir yönlere götürür. Daha farklı bir, yani daha söyleyeyim, daha müzeler anlamında, birazcık sermaye anlamında, birazcık başka gerçekler anlamındaki değerini tanımlamak içindir. Aslında fotoğraf kimyanın izin verdiği ölçüde gerçek olan bir şeydir. Kimya uçtu mu? Biter. Eski inanışlara göre düşüncesiz bir akıl, yani düşünmeden görüp anı farkında olarak yaşayan bir akıl Tanrı'nın çalışma odasıdır derler. Yani düşüncesiz bir beyin Tanrı'nın çalışma masasıdır derler. Biz düşünerek, çünkü kelimelerle düşünüyoruz, kelimeler de metafor zaten, biz düşünerek aslında bir sürü şey formatlıyoruz zaten. Yaşamanın da bir gereği zaten. Başka türlü olmaz. Ama eğer siz düşündüklerinize bir yazıyla, bir şiirle yön vermek istemiyorsanız, düşünceleriniz görülsün istiyorsanız, sözleriniz değil, yani hissiniz, düşünceleriniz görülsün. Yani burada düşünceyi sadece bir kelime, özne, nesneden oluşmuş bir şey olarak değil, genel hissiyat olarak da algılıyorum. Görünsün istiyorsanız o zaman söz, yani tırnak içinde olaya birazcık düşünmeden bakmak zorundasınız. Yani boş bakmak zorundasınız, yalın bakmak zorundasınız, olduğu gibi bakmak zorundasınız. Boş bakmak zorundasınız. Zaten düşünmediniz mi, ileride ya da geride olamazsınız yani. Bir sonraki zamanda ya da bir önceki zamanda olamazsınız. Ama düşünürseniz, ama bunu kelimelerle şey yaptığınızda, konuşmanız ya geçmiş zamanı, ya şimdiki zamanı ya da gelecek zamanı mutlaka vurgulayacaktır. Bu formattır. Biz o yüzden fotoğrafta hep hani bu bütün sosyal farkındalığı yaşarken, yani telefonu çalarak alo diyebilirsiniz, o anda birine karşılaşabilirsiniz. Bütün bu zamanı yaşarken aynı zamanda da yaşadığınız çevreyi, nesneleri, görmek istediğiniz insanları, her şeyi, bütün o hayatın, iskemlelerin, iskemlelerle tahtaların, tahtalarla demirlerin, demirlerle insanların, insanlarla kuşların, kuşlarla insanlar ve kuşlar arasındaki havanın, kütlenin, hepsini bunları görmek zorundayız. Benim fotoğrafım, hani diye bir gün öyle bir şey diyebilecek olursam eğer, hani birazcık bu noktalarda izah etmeye çalışırdım. Zaten düşünmediniz mi, ileride ya da geride olamazsınız yani. Bir sonraki zamanda ya da bir önceki zamanda olamazsınız. Düşünürseniz, ama bunu kelimelerle şey yaptığınızda, konuşmanız ya geçmiş zamanı, ya şimdiki zamanı ya da gelecek zamanı mutlaka vurgulayacaktır. Bu formattır. Bu formattır. Sonunda, yani her şey bittikten sonra o fotoğrafa bir yazı eklemeden, bir tanımlama eklemeden hissiyatımın
düşüncelerimin görülmesi, görülür bir şekilde olmasıdır. Yani benim için şey budur. Yani özel olarak söylüyorum bunu. Hani bir tavsiye niteliğinde bir şey değil. Yani fotoğrafa bakışınızla hayata bakışınız da aslında örtüşüyor. Birbirine çok yakın şeyler galiba. Bilmiyorum. Olabilir. Anlattığınız hayatın birlikteliği, iç içeliği ve birbiriyle tabii. Her an ilişkide olması. Tabii tabii, hiçbir şey başkasız olamaz. Yani hiçbir şey bilincin bile şeyi, asıl anlamı, bilinç dediğimiz şeyin bile asıl anlamı bir başkasıyla birlikte bilgi sahibi olmaktır. Tam kelime anlamı bilincin. Latince bir kökenden geliyor. Bir başkasıyla birlikte bilgi sahibi olmaktır. Yani biz böyle kalkıp işte ben bunu biliyorum diyebileceğimiz bir durumu zaten yok. Hiçbir canlının yok. Hep bir, yani gördüğünle varsındır, yediğinle varsındır, içtiğinle varsındır. Fotoğrafta bunu yalın bir şekilde anlatmaya çalışanları seviyorum. Yazısız, yani yazısız, hani yazı da olabilir. Öyle bir yazı öyle bir yerinde duruyordur ki yapacağınız projenin. Birisi birinin boşluğunu doldururken, boşluğunu dolduranın yarattığı boşluğu da diğeri dolduruyorsa eğer, çünkü bir başkasının yerine geçecekseniz sizin yeriniz boş kalır. O ikisi birbirini dolduruyorsa o zaman zaten bunda yazı var demezsiniz. O yazı zaten işin parçasıdır. Ki zaten bunu bilen sanatçılar yazının, şekilsel yazının sanatınla da uğraşmışlardı. Yani kaligrafi, hat. Bunlar hiçbirisi fotoğraftan, resimden, bir heykelden, sanattan bağımsız şeyler değil. Hepsi bir bütündür bunlar. Yani hepsi anlatımın, hissedişin birer aracıdır. Kesinlikle, kesinlikle, tabii ki. Ve siz de bakarsınız, işte Ali nasıl görüyor, Ayşe nasıl görüyor, Fatma nasıl görüyor, George nasıl görüyor. Fotoğraf zaten bunları takip etme sanatıdır, yani dinleyici için, izleyici için. Çünkü izleyici varsa fotoğrafçı var. Tabii hiçbir şey başkasız olamaz. İşte ben bunu biliyorum diyebileceğimiz bir durumu zaten yok. Hiçbir canlının yok. Birisi birinin boşluğunu doldururken, boşluğunu dolduranın yarattığı boşluğu da diğeri dolduruyorsa eğer, çünkü bir başkasının yerine geçecekseniz sizin yeriniz boş kalır.